Herkese merhaba. Sony Mobil Dünya Kongresi'nde 3 yeni Xperia X serisi telefon çıkardı ve bunlardan bir tanesi de elimde tutmuş olduğum Xperia X'a. Xperia X'a teknik özellikleri itibariyle serinin giriş seviyesinde bulunuyor. 5 inç ekran var yine diğer telefonlarda, diğer Xperia X telefonlarında olduğu gibi, ancak bu 5 inç ekran 720p çözünürlüğe sahip. 720p çözünürlüğe sahip olduğu için biraz da yazılar, grafikler, görüntüler bulanık, ancak orta segment telefona uygun düşecek şekilde tatmin edici bir görsel deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Parlak ışık altında da ekranın görüşünün iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Xperia X'a'nın tasarımı kullanıcıların epey hoşuna gidecektir. Aslında yine klasik Xperia Z'den veya diğer Sony Xperia telefonlarına alıştığımız tarzda bir tasarım var. Ancak biraz da ince dokunuşlarla bu telefon daha şık bir orta segment telefonu haline getirilmiş. Telefon 3 malzemeden oluşuyor. Önde cam, kenarlar alüminyumla çevrilmiş. Alüminyum iskelet var. Arkada da plastik var. Plastik bir arka kaplama bulunuyor. Telefonun ekranı kenardan kenara uzanıyor. Böylelikle sanki orta bölümü tamamen ekrandan oluşuyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Aynı zamanda ekran camı kenarlara doğru hafif bir kavis yaptığından bu telefona biraz daha hoş bir görüntü katıyor. İnce bir telefon dolayısıyla kenardan kenara uzanan ekran olduğu için ve Xperia X'i elinize kolaylıkla tutmanız, taşımanız mümkün oluyor. Ele oldukça rahat şekilde oturan ve kullanılan bir akıllı telefon Xperia X'i. İşlemcisine baktığımızda MediaTek'in işlemcisi var, orta segment bir işlemcisi var. 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza var. MicroSD kart yuvası yine mevcut. Arkada 13 megapiksellik kamera görüyoruz. Önde de 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Xperia X'a gördüğünüz gibi gerçekten hoş duran, çekici bir telefon. Tabii ki Xperia X ve Xperia X Performance'da bulunan bir takım özellikler yok. Örneğin güç butonunda parmak izi okuyucu yok ve daha çok giriş seviyesi orta segment Sony telefonunda da gördüğümüz tarzda yuvarlak küçük bir güç butonu bulunuyor. Hemen onun altında yine görmüş olduğunuz gibi ses tuşları var ve özel bir kamera tuşu da Sony bu telefona eklemiş. Altta hoparlör ve mikrofonu görüyorsunuz. Sol kenarda ise telefonun microSD ve SIM kart yuvaları yer alıyor. Üstte de 3.5 mm'lik kulaklık jackını görüyoruz. Xperia X'a'nın da beyazın yanı sıra, beyaz gümüşün yanı sıra siyah, altın ve pembe renk seçenekleri bulunuyor. Böylelikle bu telefonda farklı renklere, heveslere hitap etmiş oluyor. Xperia X'a söylediğimiz gibi çekici bir orta segment Android telefonu piyasaya çıktığında fazlasıyla ilgi göreceğini, beğenilen Android telefonları arasında yer alacağını düşünüyoruz. Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimiz devam ediyor. Bizi YouTube kanalımızdan ve aynı zamanda teknoblog.com'dan takip edebilirsiniz.